Gerçekten anne ve babamın çok sevdiği bir şiir. Ben de ismimden çok memnunum. Tabii gelirken de anneme sordum. Anne, beni sonradan izleyebilirsin videoda. Ben eğitim konusunda bir konferans vermeye gidiyorum. Sen de izleyebilir misin diye. Annem dedi ki sen eğitim konusunda konferans vereceksen herhalde eğer muhtemelen okullar kapatılsın, eğitim denilen şey ortadan kalksın dersin dedi. Nasıl yani dedim, anne öyle o kadar da değil falan dedim. Kızım ben senin rektörlük yaptığın dönemleri bile pek algılayamadım. Şimdi de eğitim konusunda konferans vereceğim falan deyince tuhaf geliyor dedi. Hakikaten çocukluğumdan itibaren verilen o standart eğitimle çok ciddi sıkıntıları, problemleri olan bir öğrenci oldum. Hiçbir zaman eğitimden hoşlanmadım. Üniversite sınavında çok başarılı bir sonuç alınca annem zaten kopya mı çektin diye sordu. Yani bütün bir şey olarak annemi ikna etmem mümkün olmadı eğitimci olmama. 1970'li yılların sonunda Pink Floyd'un We Don't Need No Education şarkısı çıktığında zıplayarak, hoplayarak, en bağırarak söyleyenlerden biri bendim. Ve gerçekten 1980'li yıllar boyunca eğitime ihtiyacımız yok. Bizi sadece duvardaki tuğlalardan bir tanesi haline getirmeye çalışıyor bu eğitim. Bu sisteme direnmek zorundayız diye gayet anarşist ruhlu bir insan oldum. Sonunda hayat beni eğitimci haline getirdi. Öyle bir noktaya geldim ki eğitimin daha iyi nasıl olabileceği, benim gibi isyankar talebelerin nasıl eğitim görebileceği, eğitimin nasıl bir şey olduğunu ortaya koymak, yeni bir eğitim modelini ortaya koymak üzerine kafa yormaya başladım. Benim eğitim modelim üstümdeki kıyafet gibi. Annem tabii sordu ne giydin konferansa giderken diye. Ceketim ve gömleğim var dedim. Çok mutlu oldu. Tayyör giydiğimi zannetti. Alt taraf babama göre. Babam her şeyin özgür ortamda olması gerektiğini düşünen ve sürekli olarak atılan formatın ucundan bir takım alternatif modeller sunan bir insandı. O bakımdan benim 21. yüzyıldaki eğitim anlayışım bu. Üst taraf formatlı, alt taraf özgür. Bu önemli bir şey çünkü uzun yıllar aslında eğitim denilen şey öyle çok masum bir şey olarak algılanmadı. Yani masum bir işlevi yok da eğitimin. Eğitim çok ideolojik bir alandır. Eğitim denilen şeyin ilk ortaya çıktığı andan itibaren aslında temel mantığı insanoğluna bir şekil vermektir. Yani nasıl bizim zamanımızda ayıcılar vardı, ayıları oynatırlardı. Dans eden bir ayı yaratılmıştı. Ayıya bayıl dendiğinde ayı bayılırdı. Ya da ne bileyim bir köpeği eğitirken bir şey atarsınız onu size geri getirir. Ya da bir aslanı eğitirsiniz bir sirk ortamında. Aslında doğasının dışında, özgür ruhunun dışında normalde ateşe yaklaşmayacak bir aslanı çemberin içerisinden atlatmayı başarabilirsiniz. Aslan sorgusu sualsizce her kamçı çaklatıldığında o ateş çemberinin içerisinden geçmeyi başarır. Eğitim denilen şey aslında budur temel mantığı olarak. Ve o formatın dışında bir eğitim anlayışı da çok benimsenmez, çok beğenilmez. Bakın tarihteki ilk eğitim şehidi büyük felsefeci Sokrates'tir. Sokrates'in en büyük sıkıntısı kendi inandığı değerler uğruna insanoğlunu o bölgenin en değerli, en uygun vatandaşı haline getirmenin bir eğitim olmadığına inanması, tam tersine onu erdemli kılmanın, onu iyi insan kılmanın özelliğine, önemine inanmasıydı. Baldıran zehirini içmeden önce kendisine sorduklarında bu niçin sizi idam ediyorlar, neden böyle bir noktaya geldiniz, sizin hiçbir suçunuz yoktu dediğinde suçlu olsaydım daha mı iyiydi der. Gerçekten onun açtığı yolda mutlaka tarihin her döneminde bir takım eğitimciler formatlanmış, standartlaşmış eğitim sisteminin dışında yollar aradılar. Bu hayatın bir gerçeğiydi. Immanuel Kant, imparatorun emriyle yıllarca ders veremedi. Felsefeciler isyan ettiler. Özgürlük kavramı ortaya çıktığı andan itibaren eğitim kavramı ile özgürlük kavramı birbiriyle çelişir hale geldi. Çünkü eğitim bir format atmaktaydı. Gerçekten de insanoğlunu o kocaman duvardaki tuğlalardan biri haline getirmeye çalışıyordu. İnsana bir işlev yüklüyordu. Makbul bir vatandaş olmanız gerekiyordu. Uygarlıklar, düzenler değiştikçe bu formatı, bu içeriğin yapısı da değişmeye başladı. Mesela tarım toplumunda eğitim din kurumları tarafından verilirdi. Daha ilahi de eğitimin anlayışı. İnsanları iyi ibadet eden, inandığı dine daha fazla boyun eğen, daha itaatkar hale getirmeye çalışan bir eğitim anlayışı kurgulanmıştı. Roma vatandaşlığı böyle bir şeydi mesela. Sonrasında da geliştiği dönemlere baktığınızda uzun yıllar tarım toplumu döneminde teolojik aklın, yani ilahi aklın insan aklından her zaman üstün olduğu kabul edildiğinde ama bir yandan da o ilahi aklı insanlar temsil ettiği düşünüldüğünde tamamen siyasi amaçlara hizmet eden
İnsan profilleri yaratmaya adandığın eğitimin görüyorsunuz. Sanayi toplumu ortaya çıktığında bu sefer ilahi aklı tamamen yok eden, insan aklını neredeyse ilahi akıl kadar üstün bir yere konumlayan ve insan aklının almadığı hiçbir şey var kabul edilemez noktasına doğru götüren bir başka kutsallaştırma arayışını görüyorsunuz. Sanayi toplumunun şöyle bir özelliği var ama artık ilahi akla biat eden insanlar değil, devlet aklına biat eden insanları yaratma süreci başlıyor. Çünkü seküler olan otorite artık devlet ve insanlar onun ürettiği akla uyumlu, makbul, uyumlu vatandaşlar olmak zorunda. Ve devlet bütün eğitim politikalarını eline alıyor. Kiliselerden devlete doğru geçen bir eğitim anlayışı görüyorsunuz. Sanayi toplumuyla birlikte vatandaş üretim sürecine gidiliyor. İnanan, tartışmayan, sorgulamayan, ikna edilmiş bir takım vatandaşlar üretme dönemi. Nazi Almanyası'nın da bir eğitim modeli var. Nazi Almanyası vatandaşlarına biat etmeyi öğretiyor. Eğitimin, onların anlayışıyla eğitimin gerekçesi biat eden vatandaş. Ama Sokrates'in felsefesinde öyle değil. Nazi Almanyası'nda iyi eğitim görmüş bir vatandaş, o soykırıma dur diyecek güce sahip değil. Ama Sokrates'in anlayışına göre iyi insan, böyle bir soykırıma geçit verebilecek olan insan tipi değil. İki eğitim anlayışı birbiriyle çakışıyor. Erdemli insan, vatandaş insan. Stalin döneminin de bir eğitim anlayışı var. 1900'lü yıllar boyunca, 1800'lü yılların sonundan itibaren, 1900'lü yıllar boyunca insanoğlunun formatlanması gerektiği düşünülüyor ve bütün gücüyle devletler eğitim sistemi üzerinde bir baskı oluşturmaya başlıyorlar. İnsanları kontrol edebilmenin, otoriteyi mutlaklaştırabilmenin tek yolu kamçıyı her şaklattığında o ateş çemberinin içerisinden geçecek aslan tipini üretmek. Bilim, üniversiteler, bunların her biri aynı şekilde formatlanıyor. Alternatif düşüncelere karşı çok ciddi baskılar uygulanmaya başlıyor. Ve 20. yüzyılın eğitim anlayışı anaokulundan doktoraya ve sonrasına kadar bütün o bilimsel alanı kapsayacak bir devlet tahakkümü, devlet aklının empozesi üzerinden gelişiyor. Peki şimdi 21. yüzyıla giriyoruz ve bu bir sanayi sonrası devriminin ürünü olan eğitim olacak. Şimdi ne olacak? Bizim zamanımızdaki bilgiyle, bizim zamanımızdaki eğitim anlayışıyla 21. yüzyılın dünyasındaki eğitim anlayışı bir olabilecek mi? Bunları iyi değerlendirmek lazım çünkü baktığınızda uygarlık sıçraması yaşadığımız herhangi bir zaman diliminden farklı olarak aslında yüzlerce yılda biriken bir takım dönüşümleri, değişimleri 3-5 yıl içerisine sığdırabildiğimiz bir dönemdeyiz. Her tarafımızdan bilgi akıyor. Bilgiye boğulmuş durumdayız. Büyük bir obeziteyle karşı karşıyayız. Eğitim denilen şey aslında uzun yıllar bir şeyler öğrenebilmek için, bir takım bilgiler edinebilmek için gittiğiniz bir takım kurumları, dinlediğiniz bir takım öğretmenleri, okuduğunuz bir takım kitapları anlatıyordu. Bizler okula bilgi almak için giderdik. Başka yerden bilgi alma fırsatımız da çok fazla yoktu. Kitaplarımız vardı eğer evimizde entelektüel anneleriniz, babalarınız varsa. Bir de okulda öğretmenlerimiz vardı. Bize onlar öğretirlerdi dünyayı. Şimdi nasıl oldu? Şimdi böyle bir standart yok. İstediğiniz her yerden her şeyi öğrenebilirsiniz. Öğretmenlere hiç gerek yok. Yani matematik bilgisini de dünyanın en iyi öğretmeninden gidip Amerika'da bir yerden internet ortamında indirip alabilirsiniz. Felsefenin bilgisini de alabilirsiniz. Hatta dünyada Google'ı açıp da öğrenemeyeceğiniz herhangi bir bilgi yok. Google dünyanın en büyük üniversitesi haline gelmiş durumda. Peki okullarda ne öğretilecek? Ne eğiteceğiz? PowerPoint oralara sunumlarımızı koyup da aslında kitaptan, internet ortamından rahatça edinebileceği bir takım bilgileri öğrencilere tekrar atmaktan ibaret mi hale gelecek eğitimimiz? Yoksa başka bir şey üretmek zorunda mıyız? 21. yüzyılda ne üretilecek? Nasıl bir insan üretilecek? Sanayi toplumu tank üretiyordu ya da musluk üretiyordu. Fabrikalardan şişe suyu üretiyordu. Sanayi sonrası toplum insanı üretmek üzerine kurgulanıyor. Ama bu insanı artık tek merkezden, tek kanallı olarak eğitmek mümkün değil. İnsanlar isyan ediyorlar. Duvardaki tek tuğladan ibaret bir şey olmak artık onlara göre değil. Çok renkliliğin, çok sesliliğin geçerli olduğu bir dünyada yaşayacağız. Eğitim kaçınılmaz olarak kişiselleşecek. Yani bizler artık kocaman bir sürünün içine birbirine benzeyen bir takım üniteler eklemekten sorumlu insanlar değiliz. Tam tersine o sürünün içerisinden çıkartacağımız pırıl pırıl kendi renklerini sergileyebilecek özgür ruhlu bireyler yetiştirmek zorundayız. Alternatif fikirler öne sürenlerin daha kıymetli olduğu bir döneme doğru gireceğiz. Çünkü hep birbirine aynı şeyi söyleyenlerin aslında
toplumsal gelişme için çok da faydalı olamadığını göreceğiz belki. Bilginin bu kadar hızla katlandığı bir dönemde bilgi değil başka bir şey anlatmak zorundayız insanlara. 18. yüzyılda yaşayan bir İngiliz çiftçisinin bütün bir ömrü boyunca biriktirdiği bilgi toplamı bugün sadece New York Times ekinin hafta sonu ekinin içerdiği bilgi toplamından daha az. Bir insanın ömrü boyunca biriktirdiği bilgiden söz ediyorum. Yani bir çiftçinin tavuğuna baktığında, ineğine baktığında, yağmur yağdığında, deprem olduğunda edindiği bilgi. Sadece kendi hayatına dair, sadece kendi dokunabildiği dünyanın bilgisini elde edebiliyor. Dünyada yaşayan onlar insan, yaşayan insanlar onlar. Peki biz nerede yaşıyoruz? Biz dünyada yaşamıyoruz. Bizler dünyayı yaşıyoruz. Bize taşınan bir dünyayı yaşıyoruz. Dokunmak zorunda değiliz edindiğimiz bilgilere. Hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz yörelerden internet kanalıyla bütün bilgileri edinebiliyoruz. Algılar üretebiliyoruz, duygusallıklar üretebiliyoruz. O nedenle artık kocaman bir dünyanın bilgisine haiz bireylerden söz ediyoruz. Mark Prensky ile bir sohbet etmiştim. Birbirimize artık devrin ne kadar değiştiğine dair küçük anekdotlar anlatıyorduk. Bu anekdotlardan bir tanesinde o şunu söyledi. İlkokul birinci sınıfa başlamış bir öğrenci öğretmeni ödev veriyor. Ve diyor ki dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayacak bir deney yap bana. Hafta sonu ödevim bu. Annem baban da yardımcı olabilirler sana falan gibi bir şey söylüyor. Bizim zamanımızda dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmenin yolu aslında denize doğru bakardık. Geminin önce dumanı görünürdü, sonra bacası görünürdü, sonra geminin kendisi görünürdü. Yani dünyanın yuvarlaklığının ispatı buydu. Tabii öğretmen de böyle bir deney bekliyor çocuktan. Pazartesi günü okula geldiğinde gayet güzel bir tane kağıt veriyor öğretmenine öğrenci. Öğretmen bakıyor, çocuk NASA'nın web sitesine girmiş ve dünyanın uydu fotoğrafını almış, print etmiş. Buyurun size dünyanın yuvarlak olduğunun ispatı diye. Böyle bir şey deneyimlemeye gerek yok artık. Fizik deneylerinin içeriği bile değişmiş durumda. Öyleyse bu dünyanın içerisinde ne yapmak gerekiyor? Nasıl eğitimciler olmak gerekiyor? Ha benim rüyam çok iyi matematik bilen, çok iyi işte fizik bilen, çok iyi edebiyat bilen hatta insanlar değil. Benim rüyam dünyanın en iyi girişimcileri değil, dünyanın en çok kar yapan, en müthiş paralar kazanan girişimcileri falan da değil. Benim rüyam Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilenen bir takım indekslere girmiş, üniversitelerden mezun olan gençler falan da değil. Dünyanın en iyi üniversiteleri, en iyi bilmem neleri diye. Benim rüyam iyi insanlar yetiştirebilmek. Toplumun sorunlarına duyarlı insanlar yetiştirebilmek. Birileri acı çekiyorken, bir yerlerde bir yara kanıyorken onun acısını duyabilen insanlar yetiştirebilmek. Ben girişimciliğe değil sosyal girişimciliğe inanıyorum. Üretilen her değerin yanı sıra bir başka değerin daha üretilebileceğine inanıyorum. İnsana dokunmayan hiçbir şeyin gerçekte 21. yüzyılın anlamıyla belki kar olarak nitelendirilebilir ama sosyal kar anlamına gelmediğini düşünüyorum. Ben sosyal kardan yanayım. Çok zengin olan insanların da çevrelerine bakabileceğini düşünüyorum. Çok büyük girişimlerin de sadece o fabrikada üretilen ürüne ya da oradan gelecek olan parasal getiriye değil, aynı zamanda topluma yaptığı sosyal katkıya da bakması gerektiğini düşünüyorum. Ha yani şöyle söylüyor girişimciler. Eğer ayakkabı üretiliyorsa insanların ayakkabıya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu sosyal bir katkıdır. Ben böyle bakmıyorum olaya. Çünkü onun mantığı aslında ayakkabının sosyal katkı olarak üretilmesi değil. Doğal olarak kâr ediliyor, sanayi toplumu, sanayi sonrası toplumunun kendi mantığı içerisinde o ayakkabı değerlendiriliyor. Ama bunun yanı sıra pekala bir takım eşitsizliklere çözüm bulabilen bir üretim mekanizması kurabilirsiniz. Mesela kadının istihdamına katkı sağlayan bir düzenleme yapabilirsiniz. Ya da o ürettiğiniz ayakkabının belli bir bölümünün Afrika'daki bilmem ne kabilesine gitmesini sağlayabilirsiniz. İnsanların kafası bu yönde de gelişebilir. Sürekli olarak kar, girişim, bireysel fayda üzerinden yapılandırılmış olan bu yeni liberal dalgaya da direnmek gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlık, devlet aklından çıkan ve vatandaşlık formatından uzaklaşan insanların iş adamı mantığı içerisinde sadece bireysel kar üzerine odaklanmasını da doğru bulmuyorum. 21. yüzyılın ürettiği bu evrensel değerin sadece insanın faydası üzerinden, bireyin faydası üzerinden, bireyin çıkarı üzerinden, karın kutsallığı üzerinden geliştirilmesine de inanmıyorum. Bana göre bugün bahsettiğimiz birçok şey üretimin etiği değil, üretimin ahlakı. Ahlak,
dönemsel olarak değişir, topluma göre değişir. Kuralları baktığınız zaman aynı toplumda bir siyasi partinin iktidarından öbür siyasi partinin iktidarına geçişte bile değişebilir. Ama etik farklı bir şeydir. Etik evrenseldir. Yoksula yardım etmek ahlaki bir kural değildir, evrensel bir kuraldır. Başkalarının canını acıtmamak ahlaki değildir, evrensel bir kuraldır. Milattan önce 3000 yılında da geçerlidir, milattan sonra 333 bin yılında da geçerli olacak olan bir değerdir. Amerika'da da geçerlidir, Somali'de de geçerlidir. Benim rüyam insanların evrensel etik değerler altında bütünleşebildiği bir rüya. Ben iyi öğrenciler istiyorum, iyi yürekli öğrenciler istiyorum. Sadece aklının doğrultusuna değil, yüreğinin doğrultusuna da gidebilen öğrenciler istiyorum. Ve benim düşünceme göre eğitimin temel mantığı da artık kafaların değil, yüreklerin eğitilebiliyor olması. Bu bakımdan yeni bir müfredat mı tasarlanabilir, yeni bir okul mu tasarlanabilir bunu bilmiyorum ama attığım her adımda bir eğitimci kimliğiyle de insanları, öğrencileri bu yöne doğru sevk etmeye çalışıyorum. Bilmiyorum sonunda annemi mutlu edebilir miyim? Yani onun algıladığı formatta bir eğitimci olabilir miyim ama aslında edindiğim bütün değerleri de ondan öğrendim. Onu da söyleyeyim. Bütün bu beni formatlama çabalarına rağmen bir yandan da benim özgürlüğümü ne kadar büyük bir gururla seyrettiğini her zaman izledim. Onun için ona da çok müteşekkirim. Anneler Günü öncesinde onun da ellerinden ve onun nezdinde bütün annelerin de ellerinden öpüyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum.